Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün yine Çin'den aldığımız bir ürünü inceleyeceğiz. Bu sefer ürünü ben seçmedim. Emre Reis internetin derinliklerinden yine bulup çıkarttığı bir ürün. Acayip bir mekanik klavye inceleyeceğiz. Büyük ihtimalle daha önce denk gelmediğiniz bir switch türüne sahip. Beyaz switch. Ve bu switch'in diğer incelediğim switch'lere göre bir farkı var. Switch sesini değiştirebiliyorsunuz. Şu an tuhaf geldi biliyorum ama videonun devamında bunu nasıl yaptığınızı ve sesin ne kadar değiştiğini zaten göstereceğim. Bugünkü konuğumuzu takdim edeyim. Mechanic markasına ait K600 modeli. Hoppacık. Özlemişiz yine bu poşeti. Poşetin dışında herhangi bir koruyucu yok ama sağlam gelmiş gibi gözüküyor. Kutuda izik yok gibi. Anladım. Belki. Bak unutmuşuz. Vergi ya tabii. Ve sevdiğiniz kısma geliyorum. Yine vergiyi patlattılar. Gümrüğe sunma ücreti 10 lira, damga vergisi 80 kuruş, gümrük vergisi de 57 lira civarında, toplamda 68 liralık bir vergi ödemişiz. Ürünün fiyatına göre gayet kabul edilebilir bir vergi bu arada. Memnunuz. Hızlıca poşetimden çıkartalım. Ha bu arada gümrükte açılmış, kontrol edilmiş, ona göre fiyat koymuşlar ama büyük ihtimal ürünü bulamadılar. Daha düşük bir vergi kesmişler. Kutuyu yardım yanlışlıkla. Hoppa. Evet, biraz ezilmiş kutu bu arada. Şurayı da ben patlattım. Bu markayı hatırlayanlar vardır. Daha önce başka bir klavyesini ve mouse'unu incelemiştim ve beğenmiştim onları da. Markamız Mechanic diye okunuyor. Çin menşeli bir marka. Ne? Mekanik. Oğlum geçen videoda da bak bu olmuştu. Sen koydun onu buraya. Nasıl okunur o marka? Maçenki mi? Yok. Maşenik. Maçayineki. Kami no genkoka. Maşenki. Ya kutuyu helal etsin ya baba. Ama çıkmadı bunlar. Benim suçum yok. Belki de çıkması gerekmiyordu, bilmiyorum. İçindekileri çıkartalım hızlıca. Kutu içeriğinden Çince kullanım kılavuzları, hem switch hem tuş çıkartıcı ve bir tane de kablomuz çıkıyor. Bu kablonun iki tane özelliği var. Direkt Type-C ucuyla kablolu da kullanabiliyorsunuz klavyeyi. Çeviricinin ucunda da bir USB dongle var. Bununla da 2.4 GHz bandını kullanarak kablosuz bağlanabiliyorsunuz cihazınıza. Şu gördüğünüz ürünse dongle'ı klavyeye daha yakın tutmanız için kullanabileceğiniz bir aparat. Şu USB ucu bilgisayara bağlıyorsunuz. Type-C'yi buraya, dongle'ı da buraya. Bunu da güzel düşünmüşler. Şimdi gelelim şu ürüne. Demiştim ya, aynı zamanda tuş çıkarıcı, diğer ucu da switch çıkarıcı. Yani klavyemiz hot swappable. Switch'leri takıp çıkartabiliyorsunuz manuel olarak. Zaten göstereceğim. Baya kolay ve eğlenceli. Ben seviyorum uğraşmayı klavyeyle. Ve reis gelsin. Hoppa. Şöyle bir koruma plastiği yapmışlar. Üstünde logo var. Bu arada klavyenin ağırlığı 823 gram. Boyutları da yukarıda çıkacak. Oradan okuyabilirsiniz. Genel hatlarıyla tasarımını göstermek istiyorum. Gerçekten değişik bir tasarım var. Burada transparan plastikler kullanmışlar. Yan tarafında 3 ayrı katman var. Arka kısmı da bu şekilde. Yani gerçekten böyle alışılmışın dışında bir tasarımla karşı karşıyayız. Klavyenin içini gerçekten böyle transparan olarak rahatlıkla görebiliyorsunuz. Benim hoşuma gitti bu. Kablolu ve kablosuz modu var. Şu switch'i kullanarak aralarında hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz. Yanında da hemen bir USB Tip-C girişi var. Şimdi kablolu kablosuz dedim. Gösterdiğim gibi dongle'la kablosuz olarak kullanabiliyorsunuz. Fakat bir de Bluetooth özelliği var ve ekstradan 3 tane cihaza bağlayabiliyorsunuz. Yani totalde kablosuz olarak 4 cihaza aynı anda bağlayabiliyorsunuz ve aralarında hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz. Şimdi ben bayağı konuştum. Helal edin, direkt switch'lere geçmek istiyorum. Ardından zaten yine tuşlara vesaire geleceğim. Hoppa. Evet, becerebildim. Gösterdiğim gibi hot swappable switchlere sahip. Yani kendiniz rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Herhangi bir lehime gerek yok. Sesini dinletmek istiyorum. Kliki bir sesi var. Bunu lineere de çevirebiliyorsunuz. Yani biraz daha böyle o klik sesini yok ederek bir tık daha sessiz hale getirebiliyorsunuz. İçinde bir tel var. O teli kenarı çektiğinizde bu kliki sesi yok oluyor. Aa, bak bunu yapmak kolay değil ha. İçinden bir parça da çıkmıyor. Böyle cımbız gibi bir şeyle yapmanız lazım. Evet, başardım. Şu an o gördüğünüz teli kenarı kaydırdım ve hiç ses yok. Yani tabii ki buraya takınca, hatta takarak göstereyim bir. Klavyeyi yanıma çekiyorum ve bu lineer ses. Aradaki farkı anlamışsınızdır. Bence gayet net. Ve bir
çık 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 tel sesi geliyor Clicky'den. Lineer'den ses gelmiyor. Sadece tuşu bastığınızda plastiğin tabloya çarpma sesi geliyor. Clicky. Lineer. Bu switchleri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz ama böyle sürekli tüm tuşları sök çıkar bu işlemi yap bayağı zor olacaktır. Tam 100 adet tuşu var. Yani 100 tuşu çıkarıp tek tek onunla uğraşmak manyak işi. Ama yapılabiliyor. Komple Clicky olarak geliyor. Hepsini anında lineere çevirebilirsiniz. Bu arada Clicky'si de gayet iyi. Yani mavi switch gibi Clicky fakat o kadar yüksek değil sesi. Ben bu switch türünü beğendim. Switchler bu arada Keil markasının switchleri. Gayet kaliteli. Dünya çapında kabul edilmiş switchler. Söylediğim gibi bu beyaz switch. Aşağıda ürünün linki var. Farklı renkteki switchleri de tercih edebilirsiniz. Aşağıda açıklama kısmında onların da özellikleri yazıyor. Switchlerin 45 gramlık bir basım kuvveti var. Ama eğer Clicky'yi alırsanız yani geldiği halini alırsanız 55 gram. Bir 10 gramlık kuvvet farkı var bu yaptığınız iki işlem arasında. Ama Clicky bence... Düşünüyorum... Rahatsız ederle etmez arasında ben çünkü sevmiyorum Clicky sesini. Evet güzel ama bir yerden sonra böyle baş ağrıtıyor, rahatsız etmeye başlıyor. Özellikle de yanımda biri böyle bir klavye kullanırsa ben çıldırırım. Switchlerin kat ettiği mesafe 3.6 mm ve 1.8'e getirdiğinizde yani yarı basımda da klavye algılıyor. Tamamen böyle sonuna kadar basmanız gerekmiyor. Ve her bir switch'in basım ömrü 80 milyon. Bu da gayet güzel bir rakam. Bu arada hot swappable olduğu için istediğiniz şekilde farklı switch kullanabilirsiniz. Yine hot swappable olması lazım. 3 ve 5 pinli tüm switchlerle uyumlu. Şimdi bir reis'i çalıştıralım. Hoppa. Şu an bluetooth arıyor. Fn 1'e basıyorum. Yanıp sönmeye başladı. Hemen gördü ve eşli diyorum. Anında bağlandı. Şimdi bir deneyelim. Oo, otomatik düzeltmeye bak. At bayrakları at. Baş koymuşum Türkiye'nin yoluna. Bir adımızı yazalım. Tek elle de yazamıyorum ha. Evet. Gayet hızlı tepkime veriyor. Milisaniyelik bir gecikme var. Onu hissediyorum ama. Arda arda tüm tuşlara bastığınızda hepsini algılıyor. Çok kaçırma gibi bir problemi yok. Hadi bir cihaza daha bağlayalım. Fn artı 2 yaptığımda... Diğer Bluetooth modu açıldı. Yine eşleme sorusu geldi. Eşle dedim ve bağlandı. Hatta üçüncü cihaza da bağlayalım. Onu da Android yapalım. Bastım. Androidçilerin de gönlünü olsun. Yine eşleştir diyorum. Vallahi pat diye bağlanıyor. Evet yukarıdan parlamasın diye yukarıdaki ışığı kapattım. Helal edin. Şimdi 3 cihazda klavyemize bağlı. Yani illa telefon, tablet değil bilgisayarda bağlayabiliyorsunuz. Televizyonunuza da bağlayabilirsiniz eğer Bluetooth varsa. Şu an birinci cihazdan başlayalım. Fn1'e bastım. Gayet hiçbir sıkıntı olmadan yazıyor. Şimdi Fn ve 2'ye bastım. Yanıp sönüyor ve geçti. Fn 3'e basıyorum. Yaklaşık 2 saniye, 1,5 saniye kadar sürüyor geçmesi. Ama yine gayet hızlı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bir cihazdan bağlantı kesip diğerine bağlantı kurmaya çalışıyor. Tekrar 1'e geçiyorum. Küçük oldu ama Mert Bayan Temur abone ol, helal et yazıyor. Tekrar 2, hızlıca biraz daha geçiş yapacağım. Tekrar 3. Bluetooth'lar gayet güzel çalışıyor. Sesin rahatsız etmemesi enteresan ama hem Clicky olup hem... Evet yani şeye göre gerçekten mavi switch'e göre çok düşük sesi. Yani kırmızı switch'ten bir tık daha yüksek sesi bir de Clicky var öyle düşün. Ben sevdim switch'i bu arada. Ama o kafa tırmalayan ses yok yani. Blue switch'lerde o olur ya kafa tırmalayan ses. O... Tabii canım orada bir çat çat tel sesi vuruyor. Bunu Buse'ye versen ama yine mavi switch sesi çıkartır. Abi gerçekten yani diyecek bir şey bulamıyorum ya. Bir insan klavyeyi nasıl daktilo gibi kullanabilir ya? Böyle yapıyor ya. Aha, günah çıkartıyor. Evet biraz oradan oraya atladık ama helal edin. Tuşlara gelmek istiyorum. Gerçekten böyle farklı bir tuş kombinasyonu var. 3 farklı renk kullanmışlar temel olarak. Lacivert mi bu? Gri mi? Mavi gri. Baba bunu gri dersen televizyonlara çıkarsın ya. Koyu gri lan.
Mavimsi gri. Evet, böyle maviye çalan petrol mavisiyle fümenin karışımı bir renk diyebilirim. Hadi bakalım, bu ne renk? Oğlum bu renkler ne lan? Ne turuncu ne kırmızı, bu ne bu? Tamam, böyle güzel tatlı bir pudra rengi ama biraz daha kırmızımsı diyelim. Buna beyaz diyebilirim net olarak. Kırık beyaz diye böyle lamba gibi beyaz yapmışlar bunu. Bu arada enter gayet okey. Sallanıyor mallanıyor dedin ama... Emre videodan izleyip bayağı araştırdı da bu klavyeyi. Enter'daki destekleyiciler biraz dandik gibi dedi. Hiçbir yamulma yok yani, gayet sağlam. Bir şey söyleyeyim mi? İncelediğim en iyi destekleyiciler olabilir bunlara. Hiç yamulma yok tuşta, bak en ucuna basıyorum. Tamamı giriyor. Yani böyle sağa sola yatma yok. Tam bir klavye. Burada numpad'imiz var. Yukarıda fonksiyon tuşlarımız var. Fonksiyon tuşlarının FN kombinasyonuyla ne işe yaradığı hemen yukarıda çıkacak. Buraya ikon olarak yazsalarmış daha mantıklı. Çünkü bunu akılda tutmak gerçekten zor. Şöyle şu tuşu da çıkartalım. Şöyle değişik bir tasarım yapmışlar. Ben beğendim. Gayet hoş durmuş. Buraya da Mašenik Niko. Mašenki. Neydi oğlum bunun adı? Mekanik. Hayır, Mekanik olamaz. Bak. Nike yazıyor sonunda. İngilizler, İngilizler diyorum. Yabancılar Nike diye okuyor onu. Mac'e Nike mi diyeceğiz? Olabilir. Mac'e Nike. Oğlum biz ya, biz bu tartışmayı daha önce de yaptık ya. Bir yetkili falan varsa yazsın yorumdan buraya. Oğlum biz Çinlilere bir soralım, bu nasıl okunuyor Hacı abi diye. Mačajin neki? As cool as you are. Olabildiğince şey mi oldu demek? Havalı olmadı mı? Ne kadar cool. Ben cool muyum şimdi? Sağ ol. Şimdi bir de yazım testini yapalım. Şimdi gelelim RGB modlarına. Tam 21 tane efektimiz var. Yukarıdaki ışığı olabildiğince kıstım. Zaten çok net bir şekilde gözüküyor. Efendim, aşağı tuşuna bastığınızda kademeli olarak parlaklık kısılıyor. Tam tersini yapınca, yukarı doğru basınca da açılıyor. 4 tane parlaklık kademesi var. Efendim ve Delete'e bastığınızda renk modları var. Şu an kırmızı geziniyor. Ben en iyisi ışıkları kapatayım. Böyle olmayacak. Çünkü çok fazla ışık vuruyor yukarıdan. Hatta şöyle daha görünür yapalım. Delete'e bastığınızda renkler değişiyor. Bir türlü renk tonu var. Insert'e bastığınızda da yine FN kombinasyonuyla modlar arası geçiş. Şov başladı. Çok hızlı gözüküyor biliyorum. Bunu yavaşlatabiliyorsunuz da. Left'e bastığınızda yavaşlıyor. Right'e bastığınızda hızlanıyor. Modları gezelim yine. Bir şey söyleyeyim mi? Hızlısı bayağı hızlı. Hiçbir hızlandırma yok görüntüde. Yavaşlatınca nasıl oluyor? Hoppa. Güzel. Devam. Böyle bir gökkuşağı modu var. Bu arada ışıkta böyle bir yalpalanma olabilir. O gerçekte yok. Kamera yüzünden öyle gösteriyor. Aşağı yukarı doğru bir gökkuşağı. İçten dışa. Böyle değişik bir kareografi. Ooo fena. Ne bu? Ha, bastığınız satırı ve sütunu yakıyor. Ben bu modu çok severim. Bu da ışıkların yanmadığı bir mod. Sabit bir mod. Yanıp sönmeli bir efekt. Tüm renkler arasında geçiş yapan bir renk. Bunu yavaşlatınca çok güzel oluyor. Bir dakika. Çok mu yavaşlattım? Yok, gayet güzel. Devam. Bu sadece bastığınız tuşun olduğu satırı yakıyor. Hoppa, epilepsi. Devam. Bu şekilde gösterdiğim modlar var. Bayağı farklı modlar var bu arada. Yılan modu. Bu benim favorim ama ya. Bakar mısın şuna abi? Modlar bu şekildeydi. FM ve Windows kombinasyonuyla Windows tuşunu da kitleyebiliyorsunuz. Oyunda yanlışlıkla basmaların falan önüne geçmek için genellikle oyuncu klavyelerinde bu yapılıyor. Bu arada yan tarafta durum ledleri var. İşte Caps Lock açık mı kapalı mı, Num Lock açık mı kapalı mı. Scroll Lock koymamışlar, şükürler olsun. Yani kimse kullanmıyor herhalde onu. Hemen altında Bluetooth ve altında da batarya durum ledi var. Bataryaya gelmişken ürünün 2000 mAh'lik bir bataryası var. Bu arada direkt heyecandan switchlere geçtim ama normalde videonun başında anlatırım. Burada ayakçıklarımız var ve altında kaymaz tabanlar var. Bu şekilde bileğe daha uygun, daha ergonomik bir halde kullanabiliyorsunuz. Hafif bir eğim oluyor. Ama bunu ben ilk defa görüyorum, seviyeleri de var. Bakın içinde daha küçük ayakçıklar var. Onları açalım.
Bu da daha az eğim isteyenler için. Ben mesela diğerini kullanırdım. Biraz daha eğik severim ben. Ben klavyeyi fazlasıyla beğendim. Agalar yapmış. Gerçekten böyle değişik bir klavye olmuş. Özellikle de switchlerine bayıldık. Emre de ben de. Hani o clicky hissiyatı güzel ama çok ses çıkarttığı için güzel değildi de aynı zamanda. Ama burada biraz ortayı yakalamışlar. Ömürleri falan da gayet iyi. Yani sapasağlam bir klavye. Bunu zaten elinize aldığınızda da hissettiriyor. Her ne kadar etrafı plastik malzemeyle kaplı olsa da kullanılan plastik gerçekten kaliteli. Yani alışılmışın dışında bir tarzı var zaten. Başarılı. Bu arada şu üstümdekine sürekli soruyorsunuz. Bunun farklı renkleri de var bende. Aşağı bir link bıraktım. Hemen klavye linkinin biraz altında. Orada videolarda üstüme giydiğim şeyleri bir liste yaptım. Oradan bakabilirsiniz. Gömleklerimi falan da beğenen var. Onların da stokta olanlarını eklemeye çalıştım. Neyse kaçayım ben. Yanda iki tane videom çıkacak. Aşağıdan da abone olabilirsiniz. Şurada da vlog kanalımın ikonu olacak. O ikona tıklayarak o kanalı da ziyaret edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.